Merhaba arkadaşlar, ben Alif Hoca, kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle 2021 YKS matematik konularını ve 2020 soru dağılımında dahil olmak üzere son 3 yılın soru dağılımlarını anlatacağız. 2021 TYT matematik konuları ve 2021 AYT matematik konularını anlatacağız arkadaşlar. Son 3 yılın soru dağılımları da olacak. Videonun PDF'sini açıklamaya koydum, oradan indirebilirsiniz. 2021 YKS için matematik konu anlatımları ve soru çözümlerimiz olacak arkadaşlar. En kısa zamanda geliyoruz. Bizi izlemeye, bizi takip etmeye devam edin. Başlayalım. 2021 TYT matematik konularıyla başlıyoruz arkadaşlar. 9. sınıf matematik konuları, 10. sınıf matematik konuları bildiğiniz gibi TYT matematikte çıkmakta arkadaşlar. TYT matematik konularının içinde mantık var. 2021 YKS'de mantık konusu çıkacak. TYT konusu içerisinde olmasına rağmen mantıkla ilgili sorular genelde AYT sınavında geliyor arkadaşlar. 2021'de bununla ilgili bir değişiklik olabilir. Çünkü mantık 9. sınıfın ilk konusu arkadaşlar. Dolayısıyla mantıkla ilgili soruları 2021 YKS'de TYT içinde görebiliriz. Mantıkla ilgili önermeler var, bileşik önermeler. Ve kümeler arkadaşlar 9. sınıfın ikinci konusu. Yine TYT matematikte çıkan zevkli bir konu. Aynı zamanda AYT matematikte de çıkan bir konu. Denklemler ve eşitsizlikler arkadaşlar geniş bir başlık altında işleniyor 9. sınıfta. Bununla ilgili sizin bildiğiniz temel kavramlar, yani sayı kümeleri, bölünebilme kuralları, bir doğal sayının bölenleri, EBOB-EKOK, EBOB-EKOK'la ilgili problemler var arkadaşlar. EBOB-EKOK kaldırılmadı. Tekrar eden problemler arkadaşlar, birinci dereceden denklemler, bir bilinmeyenli denklemler ve eşitsizlikler, mutlak değerler, iki bilinmeyenli denklemler ve eşitsizlikler, üslü ifadeler, üslü denklemler, köklü ifadeler, oran orantı ve problemler arkadaşlar. Sayı problemleri, yaş problemleri, işçi, yüzdekar, karışım ve hareket problemleri. Yani burada gördüğünüz gibi arkadaşlar faiz türü problemler yok, havuz problemi de yok. İstatistik konusu arkadaşlar yine TYT konusu içerisinde çıkan bir konu. Çıkıyor ara ara bununla ilgili mod, medyan tarzı, işte aritmetik ortalama tarzı şeyler istatistik konusu içerisinde, standart sapma gibi konular içermekte. 9. sınıf matematik konuları bitti. Şimdi 10. sınıf matematik konularına bakalım. Olasılık konusu arkadaşlar, permütasyon, kombinasyon, olasılık. Yine 10. sınıfın ilk konusu. Dolayısıyla hem TYT'de hem de AYT'de çıkan bir konu. Şimdi fonksiyonlar var arkadaşlar. 10. sınıfın ikinci konusu. Fonksiyonlar, fonksiyonlar da TYT'de ve AYT'de çıkan önemli bir konu. Polinomlar var. Polinomlar TYT konusu. Aynı zamanda AYT konusu. Ama son 2 yıldır polinomlarla ilgili soru gelmiyor arkadaşlar. Muhtemelen de gelmeyecektir. TYT'de gelmez ama AYT'de gelir. İkinci dereceden denklemler arkadaşlar. Yine TYT konusu. Bunlarla ilgili çok soru gelmiyor. TYT'de genelde AYT'de geliyor. Ama konuları bilmekte fayda var arkadaşlar. 2021 TYT soru dağılımlarını buraya koydum. Temel kavramlardan, sayı basamaklarından, rasyonel sayılardan, ondalık sayılardan, eşitsizliklerden gelen soruları görüyorsunuz. Üstü sayılar, köklü sayılar arkadaşlar, problemler. Sayısal mantık ve akıl yürütme arkadaşlar, ÖSYM'nin son 2-3 yıldır sorduğu soruların içerisinde bu konu var artık. Dolayısıyla yeni bir tarz problem diyebiliriz biz buna. Sayısal mantık problemleri artık TYT matematiğin konularından biri. Kümelerden yine soru gelmiş, fonksiyonlardan gördüğünüz gibi permütasyon, kombinasyon, olasılık ve gördüğünüz gibi polinomlardan soru gelmiyor arkadaşlar. TYT matematikte gelmiyor. 2020'de 30 tane matematik sorusu var. Şimdi gelelim AYT matematik konularına. 9. sınıf ve 10. sınıf matematikte arkadaşlar mantıktan, kümelerden, temel kavramlar, fonksiyonlar, permütasyon, kombinasyon, olasılık, ikinci dereceden denklemler, karmaşık sayılar ve polinomlar hem TYT'nin hem AYT'nin konusu. Karmaşık sayılar ve polinomlar TYT konusu, ikinci dereceden denklemler TYT konusu olmasına rağmen TYT'de bunlarla ilgili pek soru
gelmiyor. Çünkü TYT'de yeterince konu var zaten. Bir de bunlardan pek sorulmak istenmiyor. Bunlar genelde AYT konusuna giriyor arkadaşlar. 11. sınıf matematik konuları, trigonometride çıkacak olan güncel müfredat bu şekilde arkadaşlar. Bunların haricinde trigonometride en ufak bir konu yok. Bunların haricinde de soru gelmez arkadaşlar. Denklem ve eşitsizlik sistemleri, paraboller yine AYT konusu. 12. sınıf matematik konuları arkadaşlar. Üstel ve logaritmik fonksiyonlar, diziler, limit, süreklilik. Türevin konuları var arkadaşlar burada. Türevle ilgili bu konular var. Bunların haricinde türevde herhangi bir yerde sorumlu değilsiniz. İntegralin konuları yine bunlar arkadaşlar. İntegralde bu konular var sadece. PDF'sini açıklamaya koyacağım. Oradan indirebilirsiniz. AYT matematik soru dağılımına bakalım. Bildiğiniz gibi arkadaşlar AYT matematikte limit, türev, integral çıkmadı 2020'de. Dolayısıyla TYT matematik konularına yoğunluk verildi. Temel kavramlardan 8 tane. Yani bunun içinde bölünebilme tarzı sorular, basamak kavramı tarzı sorular da var. İkinci dereceden denklemler, fonksiyonlar, kümeler, özellikle 2 tane soru geldi. Polinomlar, parabol, permütasyon, kombinasyon, olasılık. Uzun bir aradan sonra binomdan soru geldi arkadaşlar. Trigonometri, karmaşık sayılar, logaritma, diziler, bu kadar 30 tane de AYT matematikte soru var. Çok talep olursa arkadaşlar diğer dersleri de hazırlayabilirim. Fizikleri, kimyaları, geometrileri, biyolojileri hepsi arkadaşlar zaten web sitemde bulunuyor. Soruvecevaplar.com sitesinden veya mbaeğitim.com sitesinden bunları indirebilirsiniz. Dediğim gibi talebiniz olursa diğer dersleri de koyacağım arkadaşlar. Videomuz bu kadar. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.